Efendim fitne zamanında ne yapmalı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki fitne zamanında evinizin eşyası olun. Karışmayın. Karışmayın. Ve fitne çıktıktan sonra hadiseler zuhur ettikten sonra orada ben haklıyım haksızım falan onun bir haklısı haksısı yok. O hele o toplum psikolojisi falan artık. Hatta hadis-i şerifte geçiyor. Ahir zamanda öldürülen niçin öldürüldüğünü, öldüren de niçin öldürdüğünü bilmez. Öyle durumlar olacak buyuruyor. Olmuyor mu? Oluyor. Oluyor. Adam öldürülüyor ama niçin öldürüldü? Öldürene diyorsun niçin vurdun? Ben vurdum diyor. Haberi yok. Yani ölen niçin ölüyor, öldüren niçin öldürüyor o bile meçhul. Böyle zamanda ahir zamanda fitneler çok olur. Onun için hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinizin eşyası olun. Hani kılıçları kınına sokun, oklarınızı kırın buyuruyor. Oklarınızı kırın. Yoksa yapılacak bir ister dil ile ister fiil ile yapılacak bir fitne çok kimsenin aynı şekilde zararına sebep olur. Ha sadece kendine zarar olsa tamam ama başkalarına zarar verecekse yapmış olduğun bir iş bunun ahiretteki vebali çok büyük olur. Fitne çıkarana lanet olsun buyuruyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Fitne çıkarana lanet olsun. Ya, mutlaka bunun karşılığını bulur. Ha, bazıları diyor ki hani Resulullah Efendimiz öyle buyurmuş ama ya nerede oldu hani nerede görecek o? Allah-u Teala acele etmiyor. Resulullah Efendimiz'in o aynı şekilde duası da bedduası da hepsi kabul olur. Kabul olmuştur. Acele etmiyor. Adam öyle bir zamana geliyor, öyle bir yerden tokat yiyor ki zaten onu da anlayamıyor, nereden geldiğini de bilemiyor. Kim çıkartırsa, kim yaparsa yapsın mutlaka belasını bulur. Hatta bir zamanlar böyle ehl-i sünnet talimlerine dil uzatan bir ilahiyatçı vardı. Ben de o zaman öğretmendim falan da hiç unutmuyorum işte o... İşte yeni öğretmenden ayrılma noktasındaydım falan. Böyle bir gün gelmiştim Cağaloğlu'nda. O zaman İstanbul'a gelmiştim Cağaloğlu'nda. Hemen haberler gazete bir işte toplantı yapmışmış. Biz de aldılardı o toplantıya. Orada anlatırken bir nakil yaptılardı. Ehl-i sünnet alimlerine dil uzatanlara Allah-u Teala ilk musallat ettiği şey sinir hastalığıdır diye. Ya Mustafa Bey böyle şeyler de benim aynı şekilde dikkatimi çekerdi. Eğitimcilikten gelen bir şey. Şimdi ehl-i sünnet alimleri böyle buyuruyor. Bu doğru. Bu doğru. O adamın hayatını ben takip ettim sonra. Bir mesele oldu. Adam bir yerde müdürdü. Bir okulda müdürdü. Tepetaklak oldu. İlahiyatçı müdürdü. Oradan tepetaklak oldu. Bilmem nereye gitti. Sürüldü. Oradan bilmem nereye. Oradan İstanbul'a geldi falan filan derken adamın kendisi de ondan sonra çoluğu çocuğu da hepsi sinir hastası oldu biliyor musun? Allah Allah dedim ya o kadar müthiş bir şey. Adam şimdi bunu hatırlayamaz bilemez bile. İlahiyatçı bir de adam ilahiyatçı olmasına rağmen de at yarışlarına takılmış kafayı yemiş yani artık adam boyuna at yarışları gidiyor onlara bakıyor kumara da şey yapmış falan adam dünyası da gitmiş ahirette gitmiş kime dil uzatıyordu İmam-ı Gazali Hazretleri'ne dil uzatıyordu ya hani derler ya Allah Teala sopası yok doğru halk arasında öyle bir tabir var ya Allah sıktasına onun için çok dikkat etmek lazım fitnede karışmamalı efendim dinleyicimiz